Mehmet Acet, Soçi Mutabakatı'nın en püf noktası. Askeri literatüre mi, sivil olanına mı ait tam emin değilim ama bu dönemin niteliğini kısmen yansıtan değerli bir söz aklıma geldi. En iyi general, savaşı savaşmadan kazanan generaldir. Soçi'de sağlanan mutabakata uygun şekilde dün saat 12 itibariyle başlayan 150 saatin sonunda çerçevesi çizilen hedeflere ulaşılırsa sınırlı bir harekatın üstüne konan müzakere hamleleriyle değerli bir noktaya ulaşılmış olacak. Kısmi bir askeri operasyonla çok daha fazlası. Soçi'deki 6 saatlik maratonun sonunda Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk makamlarına şöyle bir güvence verdi. Biz YPG PKK'ya güçlü ultimatom vereceğiz, çekilmezse siz gereğini yaparsınız. Daha sonra Kremlin'den kamuoyuna duyurusu yapılan açıklamada ise YPG eğer çekilmezse Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Türkiye ve Rusya anlaşması çerçevesinde de YPG Türk ordusu tarafından ezilir denildi. Bu sözlerin nasıl bir anlam içerdiği herkesin rahatlıkla anlayabileceği kadar açık. Ruslar YPG'ye güçlü bir ultimatum verecek. Uyarlarsa rejim birlikleri ve Rus askeri polisi belirlenen yerlere gelecek. Uymazlarsa Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 9 gününde olanların bir benzeri Kuzeydoğu Suriye'nin diğer bölümlerinde de ortaya çıkacak. Putin'den Erdoğan'a YPG konusunda Şam'da tıpkı sizin gibi düşünüyor. Dün sabah Soçi'deki müzakerelere katılan Türkiye heyetinden önemli bir isimle konuştum. Konuştuğum yetkili isim, görüşmeler sırasında Putin'in Erdoğan'a şöyle bir değerlendirmede bulunduğunu dile getirdi. Şam yönetimi de YPG konusunda tıpkı sizin gibi düşünüyor, Suriye'nin kuzeyinde yapıp ettiklerinden onlar da rahatsız, YPG'yi güvenilmez buluyorlar. Gerçi bu bilgiyi paylaşan ismin de teyit ettiği gibi Putin bu ifadeleri Türkiye'yi Şam rejimine yaklaştırmak için kullanmış olabilir. Ama en nihayetinde Moskova'nın YPG'nin yeni hamili rolüne soyunmak yerine Ankara'yla ile iş işbirliğine yönelmesi her durumda önemli bir gelişme. Özellik ayrılıkçı gündem 50 sene 100 sene gündemden düşer. İki hafta içinde gelinen noktanın en kıymeti değer çıktısı 7 yıllık bir Amerika projesi olan PKK devleti hesaplarının çökmesi oldu. Hiç kuşkusuz. Afrin operasyonuyla bu projenin Fırat'ın batısında Neşvünema bulması engellenmişti. Gelinen nokta itibarıyla YPG'nin ilan ettiği diğer iki sözde kanton arasındaki irtibat da kesildi. Rusya ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında her şey yolunda giderse, bu kantonların kalanları da büyük ölçüde tarihe karışmış olacak. Yukarıda sözlerini aktardığım üst düzey yetkili ismin deyimiyle, PKK-YPG açısından özellik ayrılıkçı gündem hayalleri suya düşmüş olacak. 50 sene, 100 sene böyle bir projenin hayat bulması imkansız hale gelecek. Bu ifadeleri Orta Doğu'nun 100 yıllık haritası üzerinde yapılmak istenen yeni değişiklikler bağlamında okumak lazım. Barış Pınarı harekatının ayak seslerinin duyulmakta olduğu günlerde Şam rejimini temsil eden bir heyetle YPG'liler arasında Halep'te bir toplantı yapılmıştı. O görüşmeden YPG'nin üniforma değiştirerek rejim ordusuna katılması yönünde bir mutabakat çıkmıştı. Tabi bu anlaşmanın Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından önceki zeminde bir karşılığı olabilirdi ama şimdi yeni oluşan şartlar nedeniyle İşler değişti. Soçi dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'nin isim değiştirerek Suriye'de rejim ordusunun içine dahil olması ihtimali sorulunca Erdoğan şöyle bir cevap verdi. Bu konuyla ilgili olarak zaten biz Sayın Putin'e bir hatırlatma yaptık. Sizin dediğiniz değişik bir versiyonuydu. Dedik ki bunlar icabında rejimin elbiselerini giymek suretiyle arazide kalırsa ne olur? Putin müsaade etmeyiz dedi takipte olacağız. PKK-YPG karşıtı Kürtlere daha fazla ilgi göstermeliyiz. Erdoğan'ın Soçi dönüşü yaptığı açıklamalarda Kürtler aşağı, Kürtler yukarı diye başlayan ifadelerinden kendisinin de dertlendiği bir başka konu başlığı da karşımıza çıkıyor. YPG yerine Kürtler genellemesinin yapılması. Sözlerinin bu kısmında şöyle devam ediyor Erdoğan. Kürtler, Amerikalılardan da böyle dinliyoruz, maalesef Ruslardan da. Herkes Dün akşam onu da söyledim. Bunu bu şekilde kullanmanız Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Lütfen böyle kullanmayın. Bizim mücadele ettiğimiz PKK'dır, YPG'dir yani teröristlerdir. Cumhurbaşkanının altını çizdiği bu vurgu önemli. PKK-YPG'nin ajandasını benimsemeyen Kürtlere yürütülen bu işleri daha iyi anlatmak, onlara daha fazla sahip çıkmak için daha fazlasını söylemeye, daha fazla şeyler yapmaya ihtiyaç olabilir. Soçi'ye giden Türk heyetinde yer alan, deminden beri sözlerine atıf yaptığım isim de bunu kabul ediyor. Duruşumuz belli ama Kürt kardeşlerimize daha fazla ilgi göstermemiz lazım diyor. Mehmet Acet, Yeni Şafak